Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Cem Yılmaz'ın oynadığı bir reklam filmi vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın yıldızlaştığı ilk yıllarda çekilmişti. Orada Cem Yılmaz aslında yasa dışı bir yurttaşı oynuyordu. Ama her yakalanışından sonra da eğitim şart abi diyordu. Evet, eğitim şart. Gerçekten eğitim şart. Cem Yılmaz'ın oynadığı o reklam filminin metnini kim yazdı bilmiyorum. Asıl amacı neydi onu da bilmiyorum. Ama her şeye rağmen anlatmak istediği şuydu. Eğitimli olsaydım ben bu yasa dışı işleri yapmazdım. Söylemek istediğim şu. Eğitim eskilerin deyimiyle, bizlerin deyimiyle tahsil hayatın ta kendisidir. İnsanı, kişiyi geleceğe hazırlar. Ne geleceği ya? İnsanın her anının mutlu olması, başarılı olması, hatta zengin olması için hazırlanılan bir süreçtir eğitim. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Adalet Partili milletvekillerinden biri meclise kürsüye çıkmış, Ecevit'in lise mezunu olduğunu hatırlatmıştı. Yani üniversite mezunu değil demişti. Kaldı ki o sırada mecliste ilkokul mezunu çok sayıda milletvekili vardı. Ama işte o arkadaşın, o milletvekilinin anlatmak istediği Ecevit'in sadece lise mezunu olduğu üzerinden giderek dönemin başbakanını tenkit etmekti. Onun bu açıklaması üzerine dönemin Cumhuriyet Halk Partili Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstün de söz hakkı istedi, kürsüye çıktı. Kısaca dedi ki, tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Şimdi ne Ecevit'in sadece lise mezunu olmasını eleştiren milletvekili haklıydı eleştirisinde ama ne de haksızdı. Tahsil çok önemliydi. Hele günümüzde bilhassa üniversite eğitimi gerçekten önemli. Onun üzerindeki eğitimler daha da önemli. Hele bir de bunları pratikle birleştiriyorsanız muhteşem bir şeydir. Peki Mustafa Üstün daha haksız mıydı? Hayır, o da haklıydı. Gerçekten de tahsil herkesi kişilikli yapmıyordu. Çünkü çok güzel bir söz vardır ki kime ait olduğunu bilmiyorum. Der ki tahsil insanın kişiliğini geliştiren bir süreçtir. Güzeldir. Elbette ama ya tahsil sürecinde kişiliği gelişmeyenler için ne diyeceğiz? Bence yaptığı bütün tahsile rağmen eşeklikten kurtulamayanlar zaten eşektir. Söylenebilecek bir şey yok. Evet, lise mezunu olmak günümüzde tabii ki bir üniversite mezunu olmak kadar değerli değil. Elbette üniversiteden sonra kariyer yapmak kadar değerli değil. Ama başarının ölçüsü mü dediğinizde hayır. Ecevit ülkede kaç defa başbakanlık yaptı? Unutmayalım ki Ecevit sıradan bir lise mezunu değildi. Robert Kolej mezunuydu. Fatih Altaylı halen Türkiye'nin en başarılı televizyon gazetecilerinden biri olarak görülüyor, gösteriliyor. Yanlış mı? Doğru elbette. Ve Fatih de lise mezunu ama Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir Galatasaray Lisesi, bir Robert Kolej normal diğer liselerle kıyaslanmamalıdır. Ne demek istiyorum ben ya? Canlarım, olayları gazetelerden okuduğunuz, televizyonlardan dinlediğiniz gibi algılayıp, kendi eskilerin deyimini söyleyeceğim, meşrebinize göre yorumlarsanız doğru yapmazsınız. Tahsilliyseniz, iyi bir eğitim görmüşseniz olaylara analitik bakarsınız. Ama ne yazık ki bizim medyamız, bizim siyasetçilerimiz bütün bu tür olaylara analitik değil, retorik açıdan, retorik düşünce açısından bakıyorlar. Analitik düşünce ne? Analitik düşünce geçmişi de bilmek, tarihi de bilmek, okumak, öğrenmek. Günümüzle ilgili
gelecekte atılacak adımlarla ilgili dersler çıkarmaktır. Olayları akıl ve gerçek bilgi çerçevesinde değerlendirip onların derinine inerek kaynaklarını bularak ve o kaynaklar üzerinden analiz etmektir. Retorik düşünmek nedir? Retorik düşünce bir kişinin anlatacağı olayı gerçeklerden hareketle değil, kendi çıkarına geleceği şekilde anlatması, bunu anlatırken de mükemmel bir hitabet sanatı kullanmasıdır. İyi bir hatip aynı zamanda yine eskilerin deyimiyle mukni bir kişidir, yani ikna edicidir. Peki bizim günümüzde ikna edici söylemler mi geçerli olmalı, yoksa analitik düşünce ürünü söylemler mi geçerli olmalı diye sorarsanız bana, elbette ki analitik düşünce sonucu olan söylemler, söylevler, nutuklar, retorikler daha doğrudur. Ama ne yazık ki Türkiye'de yalanları doğruymuş gibi anlatma becerisine sahip olan, hatiplik yeteneği yüksek, çok rahat yalan söyleyebilen kişiler hem kolay ün kazanıyorlar hem kolay ikna ediyorlar. Neden? Çünkü toplumun çok büyük bölümü, çok büyük bölümü tahsilsiz, yani eğitimsiz. Öğrenim de yetmiyor. Tahsil sadece öğrenim demek değil ki. Tahsil aynı zamanda elbette tabii ki insanın eğitilmesi demek. Öğrenim kişiyi bilgi sahibi yapar. Eğitim ise kişiyi bildiklerini doğru bir şekilde uygulayabilecek ölçüde geliştirir, yetiştirir. Artık gelelim. Hamas, biliyorsunuz, Filistinli bir terör örgütüdür. Dünya tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Bir anda İsrail'i vurdu ama ne vurmak? İsrailli sivillerin yaşadığı bölgelere 150 tane füze attı. Çok ölü olduğu söyleniyor. İsrail makamlarına göre çok fazla ölü yok. Çünkü demir kubbedeki savunma sistemi bu atılan füzelerin çoğunu havada patlattı. Ancak görüntüler İsraillerin verdiği haberleri pek de doğrulamıyor. Bağımsız ve tarafsız haber kuruluşları, ki bunlar dünyada çok, bizde pek az ama dünyada çok olduğu için görüyoruz. Hamaslı teröristler pek çok sivil İsrailliyi öldürdükten sonra ölülere bile işkence ediyorlar. Mesela İsrailli bir kadını üzerindeki elbiselerini çıkarmışlar, bir kamyonete atmışlar. Kadını da dizlerin üzerine yatırmış, o ölü bedene işkence ediyorlardı. Efendim, şimdi gelelim, Hamas'ın yaptığı doğru mu? Daha önce İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı terör, devlet terörü doğru mu? O halde gelin olaya tarih penceresinden bakalım. Haklılık ve haksızlık penceresinden bakalım. O topraklar kimin ya da kimin değil penceresinden bakalım. İslam'ın kutsal kitabına göre, daha doğrusu kutsal kitapta değil tabii ki ama İslam'ın amentüsüne göre diyelim bunu isterseniz. İslam uleması bunu koymuş. Amentü, İslam'ın değil imanın şartlarıdır. İslam'ın şartları başka, biliyorsunuz o 5 tane şartı var İslam'ın. İslam'da imanın şartları ise daha farklıdır ki buna da amentü denir. Amentü de ne denir? Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara inandığına dair söz verilir. Değil mi? Amentü billahi ve meleketühü ve kitabühü ve resulihi, yani bütün peygamberlere, kitaplara, meleklere inanıyorum demektir. Tevrat, İslam dinine ve İslam'ın kutsal kitabına göre inanılması gereken bir kitaptır. Tevrat'ta pek çok ayet vardır. Tabii şimdi isimlerini falan vermeyeceğim, okuyanlar da bilirler. O pek çok ayette bugünkü İsraillerin yaşadığı yerden bile daha geniş topraklar Allah tarafından İsraillilere
vaat edilmiştir. Arz-ı mevut derler buna. Arapçada. Arapçada arz-ı mevut derler çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o toprakların İsrailoğullarına Allah tarafından emanet edildiği, vaat edildiği, hatta hediye edildiği ve hem de sonsuza kadar hediye edildiği anlatılır. Evet, Kur'an'da da vardır bu. Şimdi din açısından baktığımız zaman o topraklar Hazreti İbrahim'den itibaren İsrailoğullarındır. Bu arada kısa bir hatırlatma yapayım arada konuşmamı kesip. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim ilk karısı Sara'dan çocuğu olmuyordu. Bunlar benim inançlarıma göre değil, Müslüman inancına göre. İlk karısı Sara'dan, Sarah'tan yahut da çocuğu olmayınca cariyesi Hacer'i yatağına aldı İbrahim. Hayır, evlenmedi. Sadece çocuk yaptı, doğurtmak için aldı ve ondan bir erkek çocuk doğdu. Çünkü Hazreti İbrahim diyordu ki olacak, doğacak ilk erkek çocuğumu sana kurban edeceğim diyordu Allah'a. Sonra sözünü yerine getirmek istediğinde Allah engel oldu. Ona bir kurbanlık koç gönderdi ve hayatta kaldı. Fakat Hazreti İbrahim'in karısı Sare, yani gerçek karısı, tek eşlilik var o zamanlar tabii ki, Sare, Hacer'i ve doğurduğu İbrahim'den olan çocuğu İsmail'i istemedi. İbrahim de İsmail'i ve Hacer'i aldı. Bugünkü Kabe'nin olduğu yere geldi ve orada karısı ve çocuğunu yaşayabilecekleri şekilde, örtünebilecekleri, barınabilecekleri şekilde hayatlarını sürdürmesi için Kabe binasını inşa etti. Detaylarına girmiyorum. Yani İsmail ile karısı Hacer'i Mekke topraklarında bıraktı. Yine dini inançlara göre o bölgede yetişen insanlar İsmail soyundan yetişen insanlardı ve onlara bugün Arap diyoruz, Araplar diyoruz yahut da Arap sülalesi diyoruz. Öbür tarafta İbrahim geri döndü. Sara ile yine yattı tabii ki. Sara da 80 yaşında falan da. Kitaplar öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Ve bu sefer de Sara'dan da bir oğlu oldu. Onun adını da İshak koydular. İşte bugünkü Museviler de, bugünkü Museviler, İsrailoğulları daha doğrusu, işte o İshak'tan gelen nesildirler. Arap İslam'ına göre Allah İsrailoğullarına bu arz-ı mevut denilen toprakları, içinde Filistin'in bugün de bulunduğu toprakları ve İsrail'in hüküm sürdüğü, devlet kurduğu toprakları hediye ederken bütün İsrailoğullarına demişti. Haliyle işin içine bu döneme göre gayrimeşru çocuğu İsmail de giriyordu. Bu dönemde olsaydı zaten, değil mi, mecburdu İbrahim oğlu İsmail'i nüfusuna kaydettirecekti. Evet. Şimdi kutsal kitaplar böyle söylüyor. Fakat İsrailoğulları İsmail'den hiç söz etmiyorlar. Çünkü onlara göre İsmail diye biri yok. İshak var ve İsrailoğulları İshak'tan ürediler. Kimilerine göre çok büyük ihtimalle İsrailliler haklı. İbrahim'in hiçbir zaman İsmail adında bir oğlu olmadı. İbrahim hiçbir zaman doğan oğlunu Allah'a kurban olarak adamadı. Ve Allah hiçbir zaman İbrahim'e melekler eşliğinde bir koç göndermedi. Bu onların inancı, öbürü Müslümanların inancı. Derler ki Müslümanlar bu inancı, yani kurban İsmail inancını, İsraillerin yaşadığı topraklarda söz sahibi olmalarını dünyaya, insanlığa anlatabilmek için uydurdular. Bunları ben söylemiyorum abi. Bilmiyorum, öyle diyorlar. Anlatılanlar o. Çünkü Kur'an'da da anlatılan adak olayı milattan önce 2000 yıllarına falan gidiyor. Diğeri ise milattan sonra 570. Arada neredeyse 2500 yıllık bir fark var. Araplar böyle bir şey uydurmuşlar mıdır, uydurmamışlar mıdır bilmiyorum. Ancak benim söylemek istediğim şu. İsrail ile Filistin arasında süren bu, bana göre ve pek çok vicdan sahibi insana göre anlamsız savaş,
mutlaka bitmeli, bitirilmelidir. Yine aslında sevmediğim, inanmadığım ama hukukun hak verdiği bir halk sözü vardır. Bir cinayet işlendiğini derdi ki eskiler, büyüklerimden duyardım, babaannemden, dedeciğimden, anneannemden, hatta anneciğimden, babacığımdan da duyardım. Bir cinayet işlendiğinde söylerlerdi. Suç ölende mi, öldürende mi? İsrail yıllardır Filistin'de gerçekten zaman zaman vahşet uyguluyor. Filistinliler de Filistin Kurtuluş Örgütü aracılığıyla değil, Filistin Kurtuluş Örgütü barış yapılarak bu işin bitmesini istiyor. Ama bir de orada Hamas var. Bir terör örgütü var yani. Yani bizim ülkemizi yönetenlerin sevdalı oldukları, her görüşmelerinde sarmaş dolaş oldukları bir terör örgütü var. Tıpkı Müslüman Kardeşler terör örgütü gibi, tıpkı ÖSO terör örgütü gibi bir terör örgütüdür Hamas. O Hamas da İsrailli sivillere saldırır genelde. Aynen bu son saldırılarında olduğu gibi. Şimdi ne olacak? Tabii kimilerine göre İsrail bu saldırıyı kendi yapıyor. Yani Hamas saldırmıyor. İsrail kendi kendine saldırtıyor. Bizimkiler alışık böyle. Atarız karşı tarafa 4-5 bomba. Var diye öyle bir konuşma. Ben inanmıyorum. İsrail devletinin kendi yurttaşlarını öldürdüklerine ve onların üzerinde tepindiklerine inanmıyorum. Görüntüler tamamen Hamas teröristlerinin bulunduğu görüntülerdir. Yani bu saldırı Hamas tarafından yapılmıştır. Hamas İsrail'i dinleyen bir örgüt müdür? Bilmiyorum. Hamas belki o bölgede savaştan çıkarı olan zengin devletlerin, grupların yahut da kullandıkları bir örgüt olabilir mi? Olabilir. Buna hayır demem. Ama bunu böyle söylediğimiz zaman Pearl Harbor baskınında ilgili komplo teorisinde bir bakıma doğru valla dememiz gerekebilir. Hatırlarsınız 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltıları sessizce gelmişler yeni teknolojiler sayesinde Pearl Harbor'da yatan Amerikan donanmasını perişan etmişlerdi. Evet, yerle bir etmişlerdi. Onun üzerine Amerikalılar Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya atom bombası atarak 200 bine yakın sivil Japon'un ölümüne sebep olmuşlardı ama savaş da böylece bitmişti. Yine kimileri derler ki komplo teorisyenleri Amerika o saldırıyı bizzat kendi düzenletti ve göz yumdu derler. Hatta Yamamoto'nun bile savaştan sonra yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika atom bombasıyla savaşı bitirdikten sonra oyuna getirildik diye itiraf ettiği iddia olunur. Ağzından böyle bir cümlenin çıktığına ilişkin bir kayıt var mı? Ben bulamadım, ben göremedim. Ama komplo teorisyenlerine göre var. Aynı komplo teorisyenleri şimdi de aynı şekilde İsrail'in kendi kendini vurduğunu iddia ediyorlar. Aynı komplo teorisyenleri New York'taki ikiz kuleleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin vurduğunu iddia etmişlerdi. Sebep Irak'a müdahaleydi. İyi de arkadaşlar yani el-insaf demek gerekiyor bu konuda. Amerika Irak'ı vurmak isteseydi ikiz kulelerini ateşlemesine, bombalamasına ihtiyaç mı vardı? Daha önce de Baba Bush Irak'a yine operasyon düzenlemişti. Bu sefer Kuveyt'e girdiği içindi. Neyse bu komplo teorilerini ben pek ciddiye almıyorum. Hamas bildiğimiz gerizekalıların, vahşi insanların yönettiği bir terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü kendi ayağına kurşun sıkmıştır. İsrailliler bundan sonraki yapacakları hareketlerde, yapacakları operasyonlarda haklıdırlar demek istemiyorum. Asla demek istemiyorum ama yine de hukukta biliyorsunuz cezayı hafifletici bazı durumlar vardır. İsrail bu durumda Hamas'ın üzerine giderse ki Binyamin Netanyahu yani İsrail Başbakanı Hamas'ı silene kadar mücadele edeceğiz dedi ve sivillere Hamas'ın olduğu bölgelerden uzak durun diye de uyarıda bulundu. Biden da keza İsrail'in yanındayız, destek olacağız dedi. Şimdi burada önemli olan bizimle yapacağımız tabii ki. Bizimle yapacağımızı biliyorsunuz. Camilerde kahrolsun İsrail. İsrail'le kapalı kapılar ardında can cana, yan yana kuzu sarması. Politika. Çirkin. Elbette. İğrenç. Elbette.
Politikacı, çirkin, tabii. İğrenç, tabii. Hangi ulusun politikacısı olursa olsun, fark eder mi? Hayır, fark etmiyor. Politika mesleğini iğrenç bir meslek haline getirdiler. Bugün mü? Hayır, hep böyleydi. Fatih Sultan Mehmet kendi öz çocuklarını, kardeşlerini boğdururken politika yapmıyor muydu? Fatih Sultan Mehmet politikacı değil miydi? Politikacıydı. Fatih'ten sonraki bütün padişahlar kendi öz çocuklarını ve kardeşlerini boğdurmadılar mı? Öldürtmediler mi? Boğdurdular, öldürdüler. Padişah olarak mı? Hayır, politikacı olarak. Onların da yaptığı politikaydı. Peki, şimdi biz Türkler ya da Türk siyasetçileri İsrail'in bulunduğu toprakları terk etmesini istiyoruz, değil mi? Biz istemiyoruz, biz aklı başında olanları istemiyoruz. Ama siyasal İslam ve İslam dininin en kötü, en son versiyonuyla uyutulmuş, aldatılmış olanlar öyle diyorlar. İyi de arkadaşlar, madem orası İsrail'in değil Filistinlilerin, kaldı ki tarih kitapları, bakın kutsal kitaplar değil, tarih kitapları milattan önce 1050 yılında bugünkü bulunan yerde 12 İsrailli kavmin birleşerek İsrail devletini kurduklarını anlatıyor. Milattan önce 1050, yani günümüzden yaklaşık 2075 sene önce. E gelelim bize. Biz ne zaman geldik bu topraklara? 1071'de geldik. 1071'den önce bu topraklar bizim değildi. O halde biz Filistinlilerin topraklarından gidin lan diye İsrailleri azarlama hakkına sahipsek, İsraillilerden kendi yaşadıkları toprakları terk etmesini, kendilerine ait olan toprakları terk etmelerini isteme hakkına sahipsek, birileri de çıkar bize çekin gidin lan o topraklar bizim deme hakkına sahip olmazlar mı? Ama hayır. Artık biliyorsunuz dünyada devletlerin sınırları çizildi. Birleşmiş Milletler bu sınırları kabul etti. Ve Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği sınırlardan sonra da başkaca devletlerin yeni bir sınırı çizilmiş değil. Halen o sınırlar devam ediyor. Ne bizim İsrail'e çekilin lan Filistinlilerin topraklarından deme hakkımız var, ne birilerinin bize çekilin lan bizim topraklarımızdan deme hakları var. Artık dünyadaki bütün uluslar yaşadıkları toprakların meşru sahipleridir. Evet. Ama canlarım, unutmayalım ki bu topraklarda halen bir şeyler döndürülüyor. Hatırlarsanız ben Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi güçlü Arap Müslüman ülkelerinin İsrail'le büyük bir barış içinde olduklarını söylemiş ve bunun giderek İran'ı da kapsayacağını anlatmış, sizlere ensenizi karartmayın demiştim. Tabii ki yanılmış olabilirim yine. Elbette yanılmış olabilirim. Biz nihayet geleceğe ilişkin tahminlerimizi söylüyoruz. Bu tahminlerimizin birilerine zarar verip vermediği konusundan emin değilim. Ama Araplar İsrail'le barıştılar, oh ne güzel dedim diye birilerinin herhalde ticaret hayatlarını benim o verdiğim habere göre düzenlediklerine de hiç ihtimal vermiyorum canlarım. Bizler bu konularda tabii ki her zaman tahminlerimizi söyleyeceğiz. Kahin değiliz. Doğru tahminde bulunmak mecburiyetinde de değiliz. Asıl olan nedir bizim burada? Asıl olan verdiğimiz haberlerin doğru olmasıdır. Ben size bugüne kadar bir tek yalan haber verdim mi? Asla. Asla. Emin olmadığım bir haberi sizlerle asla paylaşmadım. Söylemek istediğim şu. Benim tahminlerimden dolayı benimle kavga etmeyiniz lütfen. Benim fikirlerimden dolayı benimle kavga etmeyiniz lütfen. Hiç kimsenin fikirlerinden dolayı o kişilerle kavga etmeyiniz, o kişilere hakaret etmeyiniz. Birilerinin tahminlerinden dolayı o birilerine de hakaret etmeyiniz. O birilerini aşağılamayınız. Ama birileri size yalan haber veriyorsa, yalan söylüyorsa gelin hep birlikte o yalancılara karşı mücadele edelim. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşadığım bütün acılara rağmen, bütün çektiğim, ben çekmiyorum, sevgilim çile çekiyor, beni kahrediyor. Nedir çektiğim şeyler? Biliyorsunuz işte.
halen vergi dairesinden 1 milyon bulduğu gönderilen cezalar. İnanın 1 milyon liranın 1/4'ünü ancak kazanmış olabilirim 4 sene içinde. Bu olacak şey değil tabii ki yani. Bu bir rezalet. Kaldı ki son dönemde de biliyorsunuz zaten bu iş bankalarla mali arasında çözüldü bitti ama benim peşimden koşan maliyecilerin Maliye Bakanlığı'nın kendi genelgelerinden haberi yok. Ne yapabilirim ki yanlarım? İsyan mı edeyim? Sokaklara mı düşeyim? Yapamam ama sevgilim çok üzülüyor. Evimize her postacı geldiğinde mahkeme duruşma günümü, iddianamemi, kovuşturma günümü yahut da vergi dairesinden yine acaba niçin geldi? Ben tüccar değilim. Benim defterim yok. Ben emekli bir gazeteciyim ve halen de gazetecilik yapıyorum ve telifle çalışıyorum ama devleti yöneten bürokratın ki partizan bürokratın umurunda mı? Ben buna üzülüyorum, bunlara üzülüyorum ve evet itiraf edeyim. Kendi gazetecilerimizin bile, bırakın artık iktidar gazetecilerini vazgeçtim. Onlar zaten benim adımı anmak bile istemiyorlar. Bir yerlerde program yaptığım öğrenilir diye. Ama ben kendi gazetecilerimizin bile bana yapılan bu işkenceyi, bu iktidar işkencesini görmezden gelmelerine üzülüyorum. Kendi adıma üzülmüyorum. Yemin edecek de değilim. Beni tanıyanlar bilirler. Ben sevgilim adına üzülüyorum. Üzülüyor kadın. Elbette üzülüyor. Üzülmemesi mümkün mü canlarım benim ya? Evet neyse. Son bir haftadır yine bana, ben ona, o bana yine sırt sırta verdik. Omuz omuza verdik yine. Ben işimi yapacağım. Siyasi iradeden beklediğim de işini ama vicdanıyla yapması. Ben işimi vicdanımla yapıyorum. Siyasi irade ve siyasi iradenin elindeki bürokratlar da işlerini lütfen vicdanlarıyla ve temiz bir ahlakla yapsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum canlarım. Enseyi karartmayın. Her şeye rağmen güzel bir dünya olacak. Bu aptal, iğrenç, hırsız, pislik politikacılardan dünyayı hep birlikte temiz insanlar olarak kurtaracağız. Yepyeni güzel nesil bu pislikleri silip atacak ve güzel bir dünyada yaşanacak. Ben bile o güzel dünyada yaşamak için yeterli bir ömre sahip olduğuma inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.